Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aracımıza yeni aldığımız Navimex Indaş teybimizi inceleyeceğiz. Teybimiz oldukça güzel arkadaşlar. Android bir işletim sistemine sahip. 16 GB kendi hafızası var. Dahili hafızası. 1 GB da RAM'imiz var. Teybimiz Double DIN değil arkadaşlar. Bir DIN, yani orijinal teyp yuvasına rahatlıkla oturuyor. Şimdi teybimizi açıyoruz. Kısaca özelliklerinden bahsediyoruz. Evet. Biz logomuzu sesi kısalım. Arkadaşlar biz logomuzu yerleştirmiştik. Açılışta gördünüz. Skoda amblemi var. Aracımız Skoda Octavia olduğu için Skoda'yı seçtik. Şu anda klip oynuyor. Burası videolar bölümü. İsterseniz baştan alalım. Teybimiz dokunmatik ekran. İçinden çıkan bir ekranı var. Şöyle kısaca hemen özetleyelim. Burası radyo bölümümüz. Radyolarımız. Ben anteni ekli yaptığım için biraz cızırtımız var. Ama fena değil. Burası radyomuz. Buradan geri çıkıyoruz. Çıktığınız zaman radyo aktif olarak devam ediyor. Siz başka bir şeyi başlatmadan önce bekliyor. CD'miz içerisinde bir tane CD'miz var. CD'ye geçiyoruz. DVD'ye basarak CD'ye geçiriyoruz. Evet, bu da CD bölümümüz arkadaşlar. Bu alt kısım bu şekilde hareketli kayar. Buradan Equalizer'a dahi ulaşıp gördüğünüz gibi Equalizer seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Yine buradaki tuşumuz CD'nin içerisindeki parçaları seçebiliyorsunuz. Sesi de oldukça güzel arkadaşlar. Yine dediğim gibi teybimiz Android. Şu anda ana ekrana dönmemize rağmen CD'miz çalışıyor. Sırada videomuza geçelim isterseniz. Video yukarıda da var. Ben ana ekrana onları yerleştirdim. Altta da var. Aynı bildiğimiz Android telefonlardaki gibi. Basıyoruz. Videomuz. Buradan yine ekrana dokunarak videolarımızı değiştirebiliyoruz. İlerisi ardırma vesaire. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet, gördüğünüz gibi teybimiz böyle. Burada küçük mavi bir düğme var arkadaşlar. Bunu bastığınız zaman ana ekranımızda küçük görsel haline geliyor. Daha da küçültebiliyoruz bunu. Buradan büyültüp ya da küçültebiliyoruz. Böyle minik bir ekran boyutunu alıyor. Yine dokunup kapatabiliyorsunuz. Başka diğer özelliklerini söylemem gerekiyor. Yine Bluetooth'la telefon bağlantısı özelliği biliyorsunuz bu cihazlarda olmazsa olmazlardan birisi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi telefonumuzun Bluetooth'u açık olmadığı için şu anda bağlı değiliz. Buradan rehberimiz, ondan sonra arama kaydımız, Bluetooth müzik dinleme bölümümüz, buradan kontrol edebiliyoruz. Yine buradan gelip bir takım özellikler var burada. Bluetooth sıfırlama, cihazın adını değiştirme, yani Android teybinizin ismini değiştirme. Burada Car BT yazıyor benimkinde. Anahtar, pin koymak isterseniz yine buradan Bluetooth kısmına gelip arama yaptırıp başka cihazlara direkt bağlanmak isterseniz buradan ya da telefondan halledebilirsiniz. Bu aramayı durduralım. Buradan da çıkalım. Burası da Bluetooth bölümümüz. Ekranımız kayar. Android olduğu için Android birçok cihazda olan bütün özelliklere sahip. Örneğin burada dosya yönetimi var. Kendi hafızası yahut da şu şekilde SD kart var şu anda içinde. SD karta buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada geri tuşumuz var bir tane. Buradan da çıkabilirsiniz. Hesap makinemiz var arkadaşlar. Normal, yine dediğim gibi Android sistemlerde bu olmazsa olmaz. Ayarlar bölümümüz telefonlarımızla aynı. Hemen hemen birçok özelliğe aynı. Bundan da çıkıyoruz. YouTube'umuz var. İnternetimiz olmadığı için şu anda olmayacak. İnterneti açmadım çünkü. Şöyle ana menüye dönelim. Ve arkadaşlar burada geri tuşunun yanında telefonlarda olan
pencereler ekranı var. Buradan böyle kaydırarak açtığınız özellikleri geri kapatabiliyorsunuz. Arka temada çalışmaması için. Play Store'umuz var. Ben birkaç tane video kodek yükledim. MX Player, VLC Player gibi. Bunlar var. Burada araç seti diye bir bölüm var arkadaşlar. Sağda. Buna basıyoruz. Burada telefon diyorum. Özür dilerim. Teybimizle ilgili özellikler bölümü var. Dokunmatik ton. Buna bastığınız zaman duyuyorsunuz. Dokandığınız sesi alıyorsunuz. Dokunmatik tonları. Amfi düğmesi var. Amfibrilatör demiş. Bunu bir türlü söyleyemiyorum. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Equalizer bölümü var. Equalizer bölümüne bastığınız zaman equalizer kısmına geçiyor. Arkadaşlar. Yine buradan ayarlar kısmının diğer bölümü. Buraya bastığınız zaman burada arkadaşlar detaylı ayarlar bölümümüz var. Bazı özellikleri yine açıp kapayabildiğimiz kapı pozisyonu, direksiyon simidi ayarı yani direksiyon kumandası ayarları vesaire vesaire gibi. Yine el freni demiş herhangi bir tuş. Burada arkadaşlar bu el freni bölümünü ve açtığınız zaman oynayan video kliplerde hafızadaki ya da CD'deki ya da hafıza kartındaki oynayan video klipleri oynarken sadece sesi alabilirsiniz. Tıpkı bir radyodaki gibi ya da CD'deki gibi, MP3'teki gibi görüntüyü alamazsınız. Dikkat dağılmasın diye bunu kapatırsanız görüntüyü alabilirsiniz. Yine diğer bir ayar bölümümüz var. Burada şifre istiyor arkadaşlar. Ben bunu çok aradım. En sonunda buldum. Nerede buldum derseniz kullanma kulağında, kitapçı yönde. Şifresi arkadaşlar teybimizi yükseltme sürüm şeyi bu. Şifresi 3368 yazıp tamama bastığınız zaman başka bir ayarlar menüsüne giriyoruz. Buradan birçok arkadaş logo aracına göre logo koyacağı için logo işaretleri diye bir bölüm var. Buna basıyoruz. Burada diğer araçların logoları çıkıyor arkadaşlar. Biz zaten Skoda'yı koymuştuk. Burada zaten yukarıda gösteriyor. Burada dünyada bulunan bütün araçların logoları var. Buradan seçerseniz eğer ki teybiniz açılışta aracının logosunu gösterir. Açmazsanız burada gördüğünüz Android simgesi arkadaşlar telefonda olduğu gibi burada da çıkıyor. Geri diyorum. Yine şifre vesaire. Burada farklı özellikler var. USB protokol seçimi vesaire vesaire. Aldığınız zaman siz de buralardan inceleyebilirsiniz. Ben kısaca özet geçiyorum. Yine burada GPS bağlantı bölümümüz var. GPS'imizi hemen şöyle göstermek istiyorum. Camımızın yanında ki hava karanlık olduğu için biraz zor görüyor olabilirsiniz. Camın yanında GPS antenini ben göğsün üzerine çıkarttım. Konsolun. Burada kaç tane uyduya bağlandığını sinyal gücüne varana kadar sizlere gösteriyor. Buradan da çıkıyoruz. Aynı telefonlarda olduğu gibi ana menü değil de gelişmiş menü bölümü var. Basıyoruz. Burada yüklediğiniz programlar ilk önce buraya yüklenir arkadaşlar. Ben OBD2 cihazıyla araca bağlanmak için mesela bu tork programı var biliyorsunuz. Onu yükledim. Buradan aracımın hata kodlarını görüp kaldırabiliyorum ya da eş zamanlı bilgilere buradan ulaşabiliyorum. Yine buradan çıkış yapıyoruz. Yine dediğim gibi burada galeri bölümümüz var. Resim varsa içerisinde. Şu anda tarıyor arkadaşlar. İçerisinde birkaç tane resim var. Onları bize gösteriyor arkadaş. Kendi hafızasında bulunan resimleri. Dosya yöneticimizi göstermiştik. Ayarlar bölümünü gösterdik. Navigasyonumuz var. Biliyorsunuz bu teypler navigasyonsuz olan versiyonları var. Bu navigasyonlu versiyon Android olduğu için normal bir şey. Navigasyonu çok hızlı bir şekilde bağlanıyor arkadaşlar. Bulunduğunuz noktayı hemen gösteriyor. Buradan adresinizi girip yönlendir dediğiniz zaman sürücüyü başlat dediğiniz zaman direkt olarak sizi navigasyon yönlendirmeye başlıyor. Navigasyondan çıkmak için bu altta görüyorsunuz Navi düğmesi var. Buna bastığınız zaman navigasyondan buradan çıkartabilirsiniz. Geri bastığınız zaman buradan da başlatabilirsiniz menüde gezmeden. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuradaki iki düğmemiz. Işığı yaksam size faydası olur mu? Az da olsa olur. Şu altta iki tane düğmemiz var. Birisi ekranımızı açma düğmesi. En son ayarda şu anda, en son açıklığında. Şöyle göstereyim. Ekranımızı konumlandırabiliyoruz. Gündüz özellikle güneş ışığında biliyorsunuz bu ekranlar
görünmez duruma gelebiliyor. Ekranımız en son buraya kadar konumlanıyor ki rahatlıkla görebiliyor. Buradan geri açabiliyorsunuz ki ekranı indirme düğmesine uzun süreli bastığınız zaman görüyorsunuz. Ekran teybin içine gidiyor fakat teybiniz hala faal çalışır bir vaziyette arkadaşlar. Tekrar açmak için ise yukarıya düğmeye basıyoruz. Yani ekranı açma düğmesine ekranımız açılıyor. Navigasyondan çıkıyoruz. Evet, teybimiz kısaca anlatmak gerekirse böyle. Şöyle de başka bir kolay bağlantı bölümü var. Biliyorsunuz Mirror Link denen bir olay var. Telefonla cihazı teybinizi birbirine bağlamak için. Şu anda direkt bağlanma bölümüne geçti. Biz bağlanmayalım. Sadece özelliğini bilin diye söyledim. Böyle bir özelliğimiz var. Equalizer yine aynı şekilde burada Equalizer bölümümüz var. Orta kısımda hoparlör dağılım sistemi var. Yani sağ, sol, ön, arka vesaire. Yine burada gelişmiş Equalizer bölümümüz var. Arkadaşlar güçlendirme sistemi bu. Buradan load vesaire ya da ekstra güç istiyorsanız buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Efekt dediğimiz bu ekolanma, yankılanmayı falan buradan ayarlıyorsunuz. Başka da teybimizle ilgili söylemek istediğim bir şey yok. Kısaca özetledik. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi akşamlar.